Çin ordusu Pekin'in Güney Çin Denizi üzerinde hiçbir iddiası bulunmadığı yönündeki Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararının yıl dönümünde Paracel Adaları yakınlarındaki Çin sularına yasa dışı yollardan giren bir ABD savaş gemisini uzaklaştırdığını açıkladı. Hollanda'nın La Haye kentindeki Uluslararası Tahkim Mahkemesi 12 Temmuz 2016'da Çin'in Güney Çin Denizi üzerinde tarihi bir unvanı olmadığına karar vermişti. ABD Hazine Bakanı, AB ülkelerine yönelik yaptığı çağrıda ekonomik toparlanmayı desteklemek adına daha fazla yatırım için cari açık kurallarının hafifletilmesini istedi. AB Maliye Bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan bakan, üye devletlerin ulusal ve küresel olarak güçlü bir toparlanma sağlamak için ek mali önlemleri ciddi olarak düşünmesi önemlidir ifadelerini kullandı. Eski NBA yıldızı Royce White, ABD'de oynanan Big 3 turnuvasındaki maça Uygurlara Özgürlük yazılı tişörtle çıktı. Ünlü basketbolcu maçın ardından verdiği röportajda, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine ve diğer Türk kökenli halklara yönelik insan hakları ihlallerini durdurması ve toplama kamplarının kapatılması çağrısı yaptı. Hollywood aksiyon filmlerinin yaşayan efsanesi Hong Kong'lu dövüş sanatları ustası Jackie Chan, Pekin'deki bir forumda yaptığı konuşmada Uygurlara soykırım yapmakla suçlanan Çin Komünist Partisi'ne katılmak istediğini açıkladı. Kazakistan'ın 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'den 96 milyon dolarlık doğrudan yatırım çektiği belirtildi. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kazakistan Ulusal Bankası'nın Türkiye'den bu ülkeye yapılan yatırımlara ilişkin 2021 yılı birinci çeyrek verilerini açıkladı. Söz konusu rakam 2020 yılının aynı dönemine göre %139'dan fazla artışa işaret ederken birinci çeyrekler itibariyle 2005'ten bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti. Sebil-i Reşat Türk Gazeteciler Sendikası'nın Ankara'da düzenlediği kitap fuarına davet üzerine katılan Uygur şair Nurella Göktürk ve Hamit Göktürk katılımcılara Doğu Türkistan'ı anlattı. Irak'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 36 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı habere göre ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Covid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.